Galatasaray'da kavga erken başladı. Deyim yerinde ise yönetim içinde kazan kaynıyor. Ünal Aysal'ın ardından başkanlık koltuğuna oturan Duygun Yarsuat'ı zor günler bekliyor. Nedeni ise son günlerde yaşananlar. Şimdi o çok konuşulan yönetim içinde şimdiden çatlağa yol açan gelişmelere bir göz atalım. Rahat olmanızı istiyorum. Başkan Duygun Yarsuvat'ın yönetime girmeyi reddeden ama Sportif AŞ'nin CEO'luğuna getirdiği Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'la Florya'ya çıkarma yapması diğer yöneticilerin canını sıktı. Yaşadığını görünce Yarsuvat'ın takımla yediği yemek öncesi Prandelli ile yaptığı konuşmada da dürüstün de olması bazı yöneticilere Ali Bey hem yönetime girmiyor hem de iki numara gibi davranıyor. Uzaktan elini taşın altına sokmak da bu olsa gerek diye eleştirildi. Evet, tabii iki sene geçirdik. Şimdi vesileyle beraber olduk. Yaşanan bu durumdan yeni yönetimde yer alan isimlerin huzursuz olduğu, Ali Dürüst'ün ön planda olmaya devam etmesi halinde istifaların gelebileceği de ileri sürüldü. Hepimizi burada oturup sohbet ederiz. Başkan Duygun Yarsuvat, Sportif AŞ CEO'su olarak Ali Dürüst'ün görevlendirildiğini kulüp içinde duyurdu. İşimiz olan sahadaki futbola dönmemiz lazım. Eski CEO Lütfi Arıboğan'la Ali Dürüst'ün arasının iyi olmaması nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak. Dürüst'ün Futbol AŞ'de Mete Başol, Refik Arkan ve Celal Gürcan'ı da yanına alması bekleniyor. Adnan Öztürk'ün de yapılan teklifi değerlendirdiği ifade edildi.